Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün iki ayrı basın açıklaması yapıldı. İlk açıklama özel bir eğitim kurumundan geldi. Mesul arkadaşlarımız, LT ve Sayın Başkanımız Ahmet Yeşiler, bize bu ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederiz. Eğitim kurumu bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek geleneksel Türk Edebiyatı Bilgi Yarışması'na ev sahipliği yapacak. Bu yarışma, öğrencilerimizin edebiyat bilgilerini ölçmelerinin yanı sıra üniversite sınavına hazırlanma aşamasında da bir destek niteliği taşıyor. Türk Edebiyatı öğretmenleri Kadir Soydan ve Gülsen Gülbin Alakay tarafından hazırlanan yarışma hakkında okul müdürü şunları söyledi. Zaten 200 kişilik sınava giren bu öğrencilerimiz kendileri bu ödülleri çoktan hak etmiş bulunmaktadır. Gençlerin kültür, sanat ve edebiyat bilinci kazanması, milli ve edebi değerlere vakıf olması, sanatına ve sanatçısına bir vefa borcu olarak sahip çıkmasının sağlanması amacıyla düzenlenen Hatay Geneli Liseli Gençler Arası Edebiyat Bilgi Yarışması final gecesinde hocamın da söylediği gibi bu edebiyata gönül vermiş bütün değerli Antakyalılarımızı 14 Mayıs Cumartesi akşamına kültür konferans salonuna bekliyoruz. İkinci açıklama ise Türkiye'nin en genç yazarı olan ve eski gazeteci Vasi Köse'nin torunu olan İrem Uzunay'dan geldi. Uzunay çıkardığı Bilinmezlik adlı kitabını Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde tanıttı. Türkiye'nin en genç yazarı İrem Uzunay, Belli Sabuncu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi. Bu kitabı geçen sene yazdı. TEOG sınavları nedeniyle biz baskıda yaptık, beklettik geçen sene. Bu sene 28 Nisan'da TEOG sınavı sona erdi. Bugün kitabı verdik. Tanıtım toplantısına Vasi Köse, İrem Uzunay ve Hatay Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ahmet Yetişen'in yanı sıra basın mensupları da katıldı. Şimdi bu cesaretinden dolayı öncelikle tebrik ediyorum. Daha sonra da başarılarının devamını diliyorum cemiyetim adına. İrem'in bu yaşta böyle güzel bir kitabı yazmışsa herhalde ilerleyen senelerde çok daha güzel şeyler yapacağına da inanıyorum. Uzunay tanıtım toplantısının sonunda kitabını imzalayarak Hatay Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ahmet Yetişen'e hediye etti.